Karaköprü ilçesine bağlı İlhan Kırsal Mahallesi'nde pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan geleneksel bayram mevlidi bu yıl yeniden düzenlendi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı İlhan Kırsal Mahallesi'nde bulunan Seyit Şeyh Sinan Efendi Külliyesi'nde bayrama özel mevlid geleneği bu yıl yeniden yapıldı. Geçtiğimiz 2 yılda pandemi dolayısıyla yapılmayan bayram mevlidi bu yıl pandeminin hafiflemesi ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla yeniden düzenlendi. Dokuzuncu geleneksel mevlide yurt dışından, çevre iller ve Şanlıurfa'dan binlerce vatandaş katıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan mevlid, Grup Tillo'nun ilahileri eşliğinde sabah saatlerine kadar devam etti. Yaklaşık 3000 kişinin katıldığı mevlid programında misafirlere yapımı oldukça zahmetli olan geleneksel Özbek pilavı ikram edildi. Mevlid programı sonrası vatandaşlar bayram namazını kıldı. Namazın ardından ise Sakalı Şerif ziyareti açıldı. Düzenlenen geleneksel mevlid hakkında açıklamada bulunan Şeyh Mehmet Emin İlhan şu ifadelere yer verdi. Millete bir yüzden vardı. Herhalde 9. yıl, yani sefer oldu. 9. etkinlik olmuş oldu. İnşallah 19.ya da Allah nasip eder. Ömrümüz kifayet ederse. Burası artık medreseden çıktı. Yani hem medrese, hem misafirhane, kervansaray. Bugünlere şükürler olsun. Tüm Müslüman alemin bayramını tebrik ediyorum. Gelenlerin yüzünde güzel bir tebessüm vardı. Demek ki artık o hastalık korkusu kalkmış. İnşallah tamamen biter de. Allah-u Teala memleketimize, milletimize, bayrağımıza, vatanımıza zeval vermesin. Kur'an'ımıza zeval vermesin. Samimiyeti nasip etsin. İnşallah samimi bir şekilde bundan sonraki bayramlarda da Allah'ımıza ibadetimizi yapar. Gelecek Ramazan'a da inşallah Allah-u Teala bizi kavuşturur. Ve tekrar bu coşkulu pozisyonları görmüş oluruz. Tabii biz de bunları görünce mutlu oluyoruz. Allah tüm Müslümanların bayramını tebrik ediyorum. Allah-u Teala ibadetlerini kabul etsin inşallah. Yurt içinde ve yurt dışında gelen arkadaşlarımız aşka Bağdat yakındır derler. Çünkü Avrupa ülkelerinde samimiyet yok. O komşuluk hayatı yok. Ondan sonra herkes Avrupa Avrupa diyor da keşke 15 günden fazla Avrupa'da kalsalar da Avrupa'nın ne kadar zor bir ülke olduğunu, Avrupa'da hayat kalmamış. Yaşantı da kalmamış. Biz Müslümanlar imrenmemeliyiz. Avrupa ülkeleri bizimle oyun oynuyor. Gerçeği söylemiyorlar bize. Avrupa'da kalanlar da gerçeği bize söylemiyorlar. Onlar da özlem gideriyorlar. Bizim de hoşumuza gidiyor. Allah ziyaretlerini kabul etsin inşallah. Gittikçe de geliyorlar bizde mesela Mali'den gelen talebelerimiz var. Mali'den. Kazakistan'dan Suriyeli talebelerimiz var. Şu anda Belçikalı insanlar var burada. Almanya'da gelip okuyanlar var. İşte onların yakınları kendileri gelip hasret gideriyorlar.